see I'm at your feet. Whenever, forever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near, but that's the deal, my dear. Paris'ten herkese merhaba. Paris videosu Part 2'ye hoş geldiniz. İlk videomu izlemediyseniz eğer hemen şuraya bıraktım, onu da izleyin. Bu sabah çok erken uyandık ve planımız neydi biliyor musunuz? Erkenden gideceğiz. Sıra olmadan Louvre Müzesi'ne ilk biz gireceğiz. Ve tek akıllı biz olduğumuz için orada sıra olabileceğini biz düşünmedik. Rezervasyon sırası bile o kadar uzun ki rezervasyonu olmayanlara ayrı bir sıra yapmışlar. Bekleyelim dedik, sonra dediler ki 2 saat falan sürecek. Louvre'da çok sıra vardı, biz de alışveriş merkezi gezelim diye çıktık. Louvre Müzesi'ne gittin mi? Önünden geçtik, bir kuyruk bir kuyruk. Ne bekleyeceğiz mağaza gezmek varken? Bir Fransız kahvaltısı yapmak istiyorum. Kruvasan, baget ve kahve tarzı şeyler içmek istiyorum. Asıl Paris videomuz burada başlasın. Bir önceki video çünkü doğum günü videosuydu. O zaman videomuza geçelim. Böyle bir kahvaltı tabağı hazırlamışlar. İçerisinde kruvasan var, baget var, tereyağı var, şöyle küçük bir reçel var. Portakal suyu ve çay istedik. Bunun yerine kahve de alabiliyorsunuz. Ve bu tabağa toplamda 9,5 euro ödedik. Baget dediğimiz Fransızlara özgü ekmek. Bu çilek reçeliymiş. Fırın tadını ve tereyağı tadını çok bariz bir şekilde aldım. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Sabahın köründe Louvre Müzesi'ne nasıl gittiniz? Yağmur yağıyor de. Biz de diyoruz hiç sıra olmaz, hemen gireriz. Baget ve çilek reçeli deniyorum. Ben yine çok açım, bir de bunlar bana çok lezzetli geliyor. Çok lezzetli. Ben bunu böyle yesem ne olur? Nahçıvan'da doğdum, köylüyüm. Ben kruvasanın tarihiyle ilgili bir şey duymuştum, daha doğrusu etmiştim. Bence bu kesin doğru. Bu kruvasanın tarihi Türklere dayanıyor. Nasıl diye soracak olursanız, yani Türkler her yerdeler. Gerçekten her yere bir etkimiz olmuş. Tarihte Osmanlı Viyana kuşatması, biliyorsunuz Viyana'yı kuşatmaya çalışmıştık falan. Viyana'yı tekrar Viyanalılar kazanıyorlar. Türkleri o topraklardan gönderiyorlar. O topraklarda bunu kutlamak için bir çörek yapmaya başlıyorlar. Ve çörekte bizim bayrağımızdaki o ay sembolü var ya, onu yapmaya çalışıyorlar bu şekilde. Hani biliyorsunuz şu anda da Türkiye'de var ay çöreği dediğimiz şey. O aslında bizim bayrağımızdaki aydan geliyormuş. Ve Viyana kuşatmasında kutlamalar sırasında o fırınların yaptığı çöreklerden bir tanesiymiş. O zamanlar tabii Fransa'da kruvasan diye bir şey yok. Viyanalı bir kadın, aristokrat kadınlardan bir tanesi, çok önemli bir kişinin kızı, Fransız bir adamla evleniyor ve Fransa'ya geliyor. Ve bu bizim geleneğimizi, ay şeklindeki çörek geleneğini Fransa'ya getiriyor. Fransa'da bu farklı bir şekilde kruvasan şeklinde yapılmaya başlıyor. Kruvasan Fransa'ya özgü bir hamur işi olmaya başlıyor. Ama ta kökenine bak, bunun da bize dayandığını görüyoruz. Evet. Bunu gerçekten çok harika. Bugün de böyleyiz. Böyle giyindik. Kimimize bakın. Bugün üstümdekiler... Kadıköy Bit Pazarı. Kadıköy Bit Pazarı. No. Arkadaşlar bunlara sakın kanmayın. Just to sign diyor. Sadece imza istiyor. Sonra adınızı, soyadınızı, her şeyinizi, en sonunda paranızı istiyor. Gördüğünüz canlı kanıt. Haydi gidelim. Paris'i keşfetmek için harika bir gün, harika bir hava. Ya çok güzel parklar falan var, onları not etmiştik ama bu yağmurda, çamurda nasıl gideceğiz o parklara? Keşke aslında var ya, Louvre Müzesi'ne girseydik bütün içeriği gezerdik yağmur yağarken. Gerçekten ha. Bu arada yarına bilet aldık Louvre Müzesi için. Sabah 9'da kapısındayız. Instagram'da böyle bir şey görmüştüm ve bunun neden yapıldığını biliyor musunuz? Bu bir ayna aslında. Bunun arkasında bir inşaat var, bu aynanın arkasında, ama şehrin görüntüsünü bozmaması için sanki bu binanın şu an devamıymış gibi görüyoruz biz burayı. Bu şekilde ayna yaparak şehirdeki bu kötü görüntüyü engellemeye çalışmışlar. Ama çok güzel düşünmüşler bunu. Vallahi çok hoşuma gitti. Concorde meydanına geldik. Suya battım ya. Bakın şurada ne var? Eyfel'in ucunu görüyor musunuz? Eyfel daha yüklenmemiş. Map daha yüklenmemiş. Eyfel görünmüyor. Bunu çok güzel yapmışlar. Çok sanatsal duruyor. Hepsinin kucağında bir tane balık var. Ördekler, bu soğukta ne yapıyorsunuz suda? Bakın burada balıklar var bunun içinde. Ama hiç hareket etmiyorlar, yani ölmüş olabilirler mi diye düşündüm. Sıfır hareket.
Tully's Garden. Burada hava güzel olunca eminim çok güzel manzaralar oluşuyordur. Gezerken şu anahtarlıklardan bulduk. Ve bence çok ucuz bu. Çünkü 12 tanesi 5 euro. Bunlardan alıyoruz şimdi. 6 tane beğendim. Sen ne aldın? Ben de orijinal şeyleri aldım ama. Bence şu altın güzel değil. Ama belki birinin anahtarlığı altındır. Tamam hadi şunu değiştiriyorum. Hello, it's 12. This one together? Yes, together. Yes. But can you put it in different packages please? Şu anda Vendôme Meydanı'ndayız. Burası gerçekten bir meydan. Göstereceğim şimdi size. Ortasında bir tane dikili taş var. Yılbaşı hazırlıkları başlamış. Ve burası çok lüks markaların olduğu bir meydan bence. Çünkü şu anda Gucci görüyorum, Chanel görüyorum. Arkamda Rolex var, Dior var. Tüm lüks mağazalar burada toplanmış. Görmüş olduğunuz üzere dikili taş burada. Böyle bir meydan işte burası. Bakın nereyi bulduk. Emily'nin ofisine geldik. Hemen yolumuzun üstündeydi. 5-10 dakika falan yürüdük. Emily'in Paris'in çekildiği Emily'nin ofisine geldik. Tam olarak şu kapı. Burada çalışıyordu. Bayılıyorum böyle izlediğim dizilerin çekildiği yerlere gelmeyi. Efendim? Alo. Neredesin? Klip çekiyoruz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle, dinliyorum. Ben aşık oldum. Kime? Sana. Kara gözlüm sevdalanmış. Şimdi nereye geldik biliyor musun? Karnımız acıktı. Paris'in en ünlü salyangozcusuna geldik. Şaka değil. Girişte çok uzun bir kuyruk vardı. Onu bekledik. Yaklaşık ne kadar beklemişizdir? 20 dakika falan bekledik girişte. Ve tam girişinde üstünde böyle kocaman bir tane salyangoz heykeli var. Hiç salyangoz yemedim hayatımda. Şu an denemek istiyorum. Nasıl bir şey gelecek? Ve Fransa'nın çok ünlü bir çorbası var. Soğan çorbası. Şimdi ondan da deneyeceğiz. Ve buranın kurbağa bacağı da çok ünlü. Ama yemeyeceğiz. Kurbağa da yemeyelim. Niye? Peki seni nasıl bir ahlaki değer kurbağa da durdurmaya ikna salyangoz da yenmez gerçi. Salyangozmuş gibi düşünmeyeceğim yerken. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu an fark ettim. İçerideki herkes uzak doğulu. Herkes çekik. Uzak doğuların damak zevkleri biraz değişik olduğu için her şeyi yiyorlar. Salyangoza da hayır demezler. Salyangozlarımız geldi. İçindeki yeşil şeyi bilmiyorum. Galiba şey olabilir bu. Sarımsak. Sarımsak olabilir. Evet. Bagetimiz var. Ve birazdan soğan çorbamız da gelecek. Merhaba. Soğan çorbamız da şu şekilde geldi. Ama bunu nasıl yendiğine dair hiçbir fikrim yok. Yiyorum. Kötü mü? Çok sarımsaklı. Sarımsak yiyorsunuz sadece. Şimdi ben deniyorum. Hazır mıyız? Hepsi aynı. İçi köpüklü. Yakaladım. Çok değişik hissediyorum şu anda. İnsanı mahvediyor. Aklıma gelmemesi lazım bunu. Allah'ım. Ekmekle birlikte yesem nasıl olur? Hayır ya, hayır. Ben ekmekle yemek istiyorum ben bunu. Sanki Nutella'sı bir ekmeğe. Abla ambulans var mı kapıda abla? Abla şimdi bayılırsa. Bunun bence içinde ısırgan otu var. Ben onun tadını aldım. Hiç yedim mi ısırgan otu? Bakın görüyor musunuz? Bakın şu mesela yaprak. Yok yaprak bu. Bildiğiniz yaprak. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yaprağım. Yaprağım ben derken benimle o şekilde konuşmana izin vermem. Kusura bakma. Ben seni söylüyorum. Tamam yaprak. Birisini şu an yuvasından ediyormuş gibi hissediyorum. Bunu böyle içinden zora çıkarmaya çalışıyorum. Yazık ya. Şu sosu güzel ama. Boş. Üstünde şöyle bir hamuru var. Çok tadını alamadım. Soğan çorbasını beğendim mi bilmiyorum. Zor yenen bir şey. Ve güzel gözükmüyor. Şöyle bir şey. Beğenmedim. Böyle sade bir tat var. Çok az böyle soğan tadı alıyorsunuz ama yani suyla karışık bir şey. Sıcak su gibi. Keskin güzel bir tadı yok bence. Bu arada salyangozların altılısı 12 euro. Soğan çorbası da 16 euro. Ben bunu hiç beğenmedim. Hesabımızda 25 euro tuttu. Sonraki destinasyonumuza geldik. Burası Saint Chapel. Şurada bir kuyruk var. Giriş kuyruğu ve bu rezervasyonlu olanlar. Bizim ne rezervasyonumuz var ne bir şeyimiz var. Buraya girmeye kalktık. Şu kuyruğu göstereceğim. Fransız ihtilali mi var? Ne oluyor yani burada? Ucu bucağı görünmeyen bir sıra var. İmkansız yani buraya girmek. Güzel bir yerdeyiz bu arada. Arkamda şöyle bir kanal var. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın.
Az önce ekler yemeye gidecektik. Otobüs durağına bekliyoruz, bekliyoruz. Otobüs gelmiyor. Meğer yol kapalıymış ve Yahudiler için burada bir yürüyüş düzenlenecekmiş. Şu an arkam kalabalık ve şurada polis arabaları falan var. Bunu da durakta oturan kadından öğrendim. Yaşlı bir kadınla konuşmaya başladık. Türk olduğumuzu öğrendi. Daha önce Türkiye'ye falan gitmiş. Türkiye hakkında biraz konuştu. Daha çok politika yaptı. Ben de hiç sevmediğim şeyler. Aynen. Girmek istemiyorum o konulara. Atatürk'ten bahsetti. Geçenlerde Fransız televizyonunda Atatürk'le ilgili bir belgesel yayınlanmış. Kadın diyor ki inanamadım diyor. Yani o kadar büyüleyici bir insanmış ki diyor. Bayıldım diyor. Atatürk hakkında birazcık bilgi verdim. Geçtiğimiz günler 10 Kasım'dı ve Türkiye'de yaz günü olarak sayılıyor o gün dedim. Ve bu arada kadın Türkiye'yi iki kez gezmiş. Türkiye'nin her yerini gezmiş bu arada. Dedim nereleri gezdiniz dedim. Sayamam bile o kadar çok gezdim dedi. Hello, biz evimize geldik, dinlendik, hazırlandık, şimdi yemek yemeye dışarı çıkıyoruz. Ne yiyeceğiz onu da bilmiyoruz. Çok enerjiksin. Söyledim ya, hiperaktifim. Söyledim, hiperaktifim. Arkadaşlar dün akşam ne oldu biliyor musunuz? Yani yine başıma gelen ama bu sefer şahitim de var. Dün gece ben şimdi farelerle böyle bir hasımım ya, hasımım fareler benim. Ve siz sürekli bana DM'den fare videoları gönderip duruyorsunuz. Dün gece metrodan indik, evimize doğru geliyoruz. Metronun merdivenlerinden çıkıyoruz. Tam oradan çıkarken dedim ki inşallah şuradan bir fare çıkmaz dedim. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Öyle bir şey dememle bakın gerçekten maksimum 4 saniye geçmiştir. Şaka değil. Ya 2 ya 3 bilmiyorum. Merdivenin kenarından bir tane fare fırladı. Allah'ım dedim bu kadar mı çekerim? Yani şu dilimden ne söylesem çıkıyor. Söylediklerimin hepsine dikkat etmem gerekiyor. Paris'inde New York gibi fareleri meşhur biliyorsunuz. Bir sürü videoları var viral olan. Are you happy to be in Paris? İnşallah bir daha denk gelmem bir tane daha fareyle. Madrid'de odama fare girmişti hatırlıyor musunuz? O videoyu izlemediyseniz hemen şuraya bırakıyorum. Bir yerde bir fare varsa orası pis demektir. Oranın temizliğinden şüphe edilmesi gerekir. Sokaklarda mesela kaç seferdir denk geliyoruz. İnsanlar işiyorlar. Bildiğiniz sokağın ortasında açıyor ve işiyor. Hem de şaldır şaldır hiç kimseyi umursamadan. Ve siz de buna mecbur şahit olmak zorunda kalıyorsunuz. Metrodayız. Kontrolcü geldi. Neyse ki biletimiz var. Tek kişi de binmemişler. 4 kişi birlikte bindiler. İkisi arkaya gitti. İkisi hemen buradakileri kontrol etti. Ve şu an birisini yakaladılar. Biletsiz. İndiler. Evet bakın. Kontrol ediyor. Bonjour. Nereye geldik? Bakın Zafer Takın'a geldik. Devasa bir şeymiş. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Ve hemen arkasında Eyfel'i görüyoruz. Donduk ve ıslanmış bir fareye döndük. Bu Tak burada. Merhaba Tak. Çok güzel ışıklandırmışlar burayı. Tekrar Şanzelize'deyiz. Yağmur da durdu bu arada. Magnetler bence Paris'te pahalı. 3 tanesi 10 euro. En az 4 ya da 5 tanesi 10 euro olması lazım. Ama alacağız mecbur. Bilin bakalım nereye geldik. Çok geleneksel bir yemek yemek istedi canımız. Ve Five Guys'a geldik hamburger yemeye. Bakın Reese's Milkshake. O kadar özledim ki bunu içmeyi. Amerika'dayken sürekli içiyordum. Gel. Hamburgerlerimiz geldi. Bayağı ağır bu arada. Çok güzel görünüyor. Şuna bakın. İçi o kadar dolu ki. Deniyorum. Hazır mıyız? O kadar güzel ki. Yemin ederim çok güzel. Bayıldım. Abartmıyorum. İçine mantar falan da koydurdum. Nasıl? Çok iyi değil mi? Çok güzel. Bayıldım ya. Very delicious. Very delicious. Allah'ım bu çok lezzetli. Uzun zamandır yediğim en iyi hamburger. Az önce bir tane Instagram story attım. Bu Şanzelize'de bir tane Sephora var ve Sephora'nın girişine uzun bir koridor yapmışlar ve kırmızı halı sermişler. Hani böyle kırmızı halıda yürüyormuş gibi bir eda var. Duvarlarda marka isimleri yazmışlar. Gökberk'e orada fotoğrafımı çektirdim. Şuraya koyayım. Instagram'da paylaştıkları şey yaptım. Hashtag Dior, hashtag reklam, hashtag Dior beauty gibi şeyler yazdım. Ama bir gün belki gerçek de olabilir. Neden olmasın? Benim ağzımdan çıkan her şey oluyor arkadaşlar. Bakayım şimdi mesajlara. Pantolonum nasıl ama? Karınlarımız doydu. Doydu mu? Çok doydu. Bugünlük bizden bu kadar. Biz birazdan Eyfel'e gideceğiz. Size kısaca bir orayı gösteririm. Sonra yarın sabah görüşürüz tamam mı? Hadi bay bay. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Louvre Müzesi'ne. Sonunda. Bugün Paris'teki son günümüz. Louvre Müzesi'ne gidiyoruz. Saat tam 9'a randevumuz var. Pasaportlarımızı aldık değil mi? Hı-hı. Haydi gidelim. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule parce que je me sentais seule et t'es arrivé. Arkadaşlar
arkadaşlar bir sıra var görüyorsunuz ve bunların hepsi saat 9'da randevusu olanlar, bizim gibi rezervasyonu olanların sırası. Yaprak Dökümü Leyla gibi sıradan çıkıp alışveriş merkezi gezmeye şu kadar kaldı. Louvre Müzesi'ne gittin mi? Önünden geçtik. Bir kuyruk bir kuyruk. Ne bekleyeceğiz mağaza gezmek varken? Sıranın sonuna yaklaşıyoruz ama sıra çok hızlı ilerliyor. Bakın hiç durmadan ilerliyor sıra. Ve girişindeyiz. 9.30 sırasıymış. Bunun da ucu bucağı görünmüyor. Şu anda müzeye giriş yaptık. Bu arada biletler 17 euro mu ödedin? Evet. Avrupa'da öğrenciyseniz sanırım 26 yaş altına da ücretsiz girebiliyorsunuz müzeye. Direkt Mona Lisa'nın olduğu kısma gidiyoruz. Çünkü orada tahmin ediyorum ki çok büyük bir sıra olacak. Sonra müzenin geri kalan kısmına gezeceğiz. Ve geldik Mona Lisa'nın olduğu salondayız şu anda. Bakın tam şurada. Ve bu arada Mona Lisa'nın önünde beklediğim kadar sıra yok. Sadece şu kadar insan var ve direkt ulaşabiliyorsunuz. Zaten fotoğrafını çeken ayrılıyor sıradan. Bu kanalda şu tabloyla, ünlü tabloyla Mona Lisa'yla da bir videom olsun. Onu da buraya bırakıyorum. Umarım bir gün siz de buraya gelebilirsiniz. Buraya gelmeyi hayal eden kim varsa gelsin. Dua ettim. Şu an sizin için dua ettim. Amin. Amin. Arkadaşlar Gökberk Paris'teyiz diye her attığı story'e Paris efekti ekliyor. Ama böyle daha güzel olmadı mı? Bence şöyle atmalıydın, bak aç. Bak, buraya ilk önce nasıl story atılır size göstereceğim. Buldunuz mu bunu? Şu. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle. Story böyle atılmalı bence. Paris'in en ünlü kafesindeyiz. Şaka değil gerçekten. Buranın ismi Café de Flore ve dışarıda upuzun bir kuyruk var. Biz içeride oturmak istediğimiz için bizi öncelikli olarak içeri aldılar. Dışarıda birkaç tane masa var. İçerisi o kadar kalabalık ki masalar dip dibe. Her telefonun arkasında insanlar oturuyorlar. Kahvaltımızı burada yapacağız. Bu arada Emily in Paris'in bazı sahneleri yine burada çekilmiş. Onları bulursam koyarım. Louvre Müzesi'ni gezdik. Size de küçük küçük kısımlar koymuş olurum büyük ihtimalle. Kruvasan istiyorum. Fiyatlar da bence uygunun bir tık üstünde. Kruvasan mesela 3,5 euro ama diğer kafelerde 2-2,5 euro falan. Haşlanmış yumurta 3 euro. İçecekler çok pahalı bu arada. Ve o kadar da güzel olduğu söylenmiyor. İçecekler gerçekten çok pahalı. Yemekler de daha pahalı bu arada. Su ne kadar, size buradan bir örnek vereyim. Su 8 euro. Bakın şöyle göstereyim size fiyatları. Bu kahvaltı için. Bunlar da içecekler. Bunlar çaylar. Kruvasanlarımız geldi. İkimiz de ikişer tane kruvasan sipariş ettik. Bir de tereyağı ve ekmek sipariş ettik. Kruvasanlar o kadar güzel kokuyor ki. Ekmeklerimiz de geldi ve sıcacık ve harika kokuyor. Harika. Ay maşallah. Kruvasanlardan ikişer tane aldık. Şimdi deniyorum. Şöyle ısırsam nasıl olur? Isırıyorum ben direkt böyle. Mükemmel. Bu arada herkes dışarıda oturmak istiyor. Neden bilmiyorum ama fotoğraf çekinmek için olabilir. Bu da bize gelen hesap. Eğer iki kişi geliyorsanız bir tane ekmek alın, ikişer tane kruvasan alın. Bana çok fazla geldi. Çok zor yedim ve sen bitiremedin zaten. Ben bitiremedim. Ekmeğimin tekini gönderdim. Ama kruvasanları çok güzeldi. Thank you. Have a nice day. Gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyor musunuz bir tane metro hattı var Paris'te. Line 6 olarak geçiyor ve tam Eiffel'in karşısındaki köprüden geçiyor mükemmel bir manzarayla. Buraya koyar mısın? Dün gece çekmeye çalıştığınız videoyu. Dün akşam telefonu sabitledim, çekmeye çalıştım. Gökberk'in kafası çıktı. Kendi koyuyorum. Parmağı da var. Bu arada bugün biz yine günlük bilet aldık ve yaklaşık 8,5 euro falan ödedik kişi başı. Yani günlük bilet almanız daha karlı oluyor. Her şeye binebiliyorsunuz sınırsız. Metroya bindik şu anda. 6 numaralı metro. Ama çok kalabalık. Paris metrosu hep çok kalabalık ya. Bakın yine nereye
buraya geldik. Arkamda Eyfel. Yoldan geçerken harika bir yer gördük. Hemen göstereyim size. Böyle merdivenler var. Burası böyle boşluk ve bir sürü insan var. Dedik ki insanlar varsa burası demek ki ünlü bir fotoğraf çekinme noktası. Tüm şehir buradan görünebiliyor. Hemen şurada bir tane krepçi bulduk. Paris'e gelmişken krep yiyelim dedik. Çünkü bu Nutella'lı krepi çok meşhur. Thank you. Deniyorum krebi. Kötü olma ihtimali bence sıfır. Çünkü içinde Nutella var. Ve krep çok güzel bir şey. Güzel. Pek bir alameti farikası yok bence. Babaannemin yaptığı krepin aynısı. Gerçekten evde yapılan krepin aynısı. Şu anda da Alma Köprüsü'ne geldik. Size burayı anlatacağım kısaca. Benim çok dikkatimi çekti. Bu köprü Lady Diana'nın öldüğü köprü olarak biliniyor. Ve hatta şurada sarı bir anıt görüyorsunuz. O da onun adına yapılmış. Ve o anıtın altında şöyle bir yol görünüyor. Orası bir alt geçit. Lady Diana 1997 yılında paparazilerden kaçarken siyah Mercedes'iyle orada kaza yapıyor ve hayatını kaybediyor. Alma Köprüsü de Lady Diana ile anılıyor. Ve çok güzel bir Eyfel manzarası var. Tam olarak bu anıttan bahsediyorum. Fotoğrafları var Lady Diana'nın ve çiçekler bırakılmış. Bu anıtta Lady Diana için buraya yapılmış ve tam olarak şu alt geçitten bahsediyorum. Bunun altında vefat etmiş. Şu sanırım cenazesinden bir fotoğraf. Charles galiba değil mi? Burası da o alt geçit. Bundan kan bulundu. Bir tanesi 3 euro, 4 tanesi 10 euro ve şöyle magnetleri var. Hemen seçiyoruz, hemen. Ben seçtim 2 tane, şunları alıyorum. Arkadaşlar ben de bunları seçtim. Ya bunu Emir'de gördüm. Taklitçi Kezban. İyi akşam oldu ve Paris'teki son akşam yemeğimizi yemeye geldik. Çok acıktım, çok yoruldum ve şimdi bir arkadaşımla buluşacağız, Ada ile buluşacağız. Ada Paris'te üniversite okuyor. O kadar şanslı ki böyle bir şehirde yaşadığı için artık buranın yerlisi olmuş vaziyette. Birazdan o gelecek ve bu gece bavullarımızı alacağız evden ve otobüsle Hollanda'ya Rotterdam'a geçeceğiz. Sonunda tanışabildik. En son ne zaman görüştün? Gerçekten o kadar yoğun ders çalışıyor ki. Sürekli okulda. Hukuk. Ve Fransızca. Tek kelimeniz çok hukuk yani. Ne yiyoruz çocuklar? Lütfen sen Fransızca sipariş verir misin? Ama benim kameram kalıbı. Evet. Siparişlerimiz geldi. Çok acıktım ve üşüdüm. Tavuk yiyoruz. Patates kızartması var yanında. Beğenmezsiniz, kaçıyorum. Her şeyi yedik yani. Geleneksel olan soğan çorbasından içtik. Salyangoz bile yedik. Ekler yemedik. Yapalım. Fransızların mutfağının bence en büyük bazı tatlılar. Buradan bir daha gelmeniz lazım. Geleceğiz ki zaten. Bu sefer geldiğimizde böyle harcamaya geleceğiz. Ben şu an hiç harcamadık ha. Bitiyor ya okulu. Yeniden başlaması gerekiyor. Ve çok zor bir şeymiş o. Almanya'da bir arkadaşım var. Daha doğrusu... Arkadaşım Fransız dertleri olduğu için Parisli derdi. Bu yani kuru mu kemik mi ben anlayamıyorum ya. Onun sesini duyuyorum ben. Arkadaşlar date çıkarsanız sakın bundan yemeyin. Sakın yemeyin. Zor yeniyor. Şu anda Hollanda'dayız, Rotterdam'dayız.